Efendim şimdi tip 2 hipersensitiviteye geldik. Tip 2 hipersensitivitede bir antikorumuz var kesin olarak. Ve aynı zamanda bir antijen antikor reaksiyonu var. Ve bu antijen intrinsik bir antijen gibi başta girişte anlatmıştık. Ve hedef hücrede zaten bu intrinsik yerde. Ve tipik olarak söylediğimiz şey neydi? Bir tane eritrositimiz var. Eritrositin üzerinde antijenimiz var. Ve buna gelip bir immünoglobulin yapışıyor. Ve tipik hipersensitivitede genelde immünoglobulin G ve M bulunur. Ve ondan sonra ne yapıyor bu arkadaş? Bu hücreye de hasar veriyor. Yani hedef hücre kendisi. İntrinsik antijenin bulunduğu hücre. Ve genellikle tip 2 hipersensitivite 3 alt grupta inceleniyor. Bunlardan birincisi, hedef hücrede bir değişiklik var. Ya sayısında bir azalma var, ya da bir hasar mevcut. Ve bu işlem inflamasyon olmadan gerçekleşmiş. Şimdi gelin isterseniz bunu bir görelim. Şimdi hatırlıyorsunuz eritrositimiz var ve eritrositin üzerinde antijenimiz var ve bu antijene bir immünoglobulin geldi, yapıştı ve ne yaptı? Bu immünoglobulin şimdi bir canavarımız var, bunu yiyecek olan bir canavar ve burada ona uygun bir reseptör var. Bu reseptöre bağlandığı andan itibaren arkadaşımız yenecek. Ve sonuçta fagositoz olacak. İşte bu alt gruba örnek olarak vereceğimiz arkadaş otoimmün hemolitik anemi. Ama nasıl otoimmün hemolitik anemi? Sıcak otoimmün hemolitik anemi. Genellikle bunlarda immünoglobulin G söz konusu. Sıcak derken vücut ısısında meydana gelen bir hemolitik anemiden, otoimmün hemolitik anemiden bahsediyoruz. Eğer daha düşük ısılarda otoimmün hemolitik anemi yapıyorsa ona da tabii ki soğuk denecek. İşte bu durumda intrinsik bir antijen var, antikorumuz var. Ne oldu? Bu bir makrofaj ve ne oldu bu makrofaj? Bu arkadaşı fagosite etti. Mesela bu nerede olabilir? Dalakta olabilir bu makrofaj. Dalak makrofajı ve bu arkadaşı ortadan kaldırdı. E tabii böyle bir durumda da bu tür hastalarda splenomegali olması da beklenen bir durum haliyle. Ne oldu? Eritrositlerde antijenimiz var. Buna bir antikor geldi. Bu immünoglobulin G tipinde. Ve ne oldu? İmmünoglobulin G aslında opsonizasyon yaptı. Yıkadı, yağladı arkadaşı, sıvadı. Ben bu opsonizasyona sıvama diyorum. Aslında bence doğru bir terim. Tabii opsonizasyonunuzdaki amaç ne? Fagositozu hızlandırmak. Zaten bu opsonizasyon konusunda özellikle komplemanda bahsetmiştik. Onun için bunun üzerinde durmuyorum. Eğer opsonizasyonu merak ediyorsanız ve eğer kompleman videosunu izlemediyseniz o kompleman videonuzu izlemenizi öneririm. Peki böyle bir durumlarda ne tip hastalıklar geliyor? Bir kere otoimmün sıcak hemolitik anemiyi başa yazmıştık zaten. Bir de buraya yazalım. Başka gene otoimmün trombositopeni. Otoimmün nötropeni. Ve tabii ki ABO grup uyuşmazlığı. Bunlar 4 tane
ana konu hemolitik anemi ile beraber ve aynı zamanda AB'ye grup uyuşmazlığı ile beraber 4 tane tip 2 hipersensitivite ile ilgili hastalık. Tabii AB'ye grup uyuşmazlığı var fakat bir şey daha eklememiz lazım buna. Eritroblastozis. Blastozis fetalis. Değil mi? Yani kaç etti? 5. Tabii bu eritroblastozis fetalis, AB'ye grup uyuşmazlığı, bunları da daha önce derste işlemiştik. Hatırlarsınız, özellikle KUMS konusunda dikkatinizi çekelim. KUMS'la ilgili konuda da çok yaygın bir şekilde bununla ilgili bilgileri verdik. Opsonizasyondan bahsederken aslında kompleman sisteminden de bahsetmiştik. Kompleman sisteminin bu tipik hipersensitivitedeki birinci gruptaki organizasyonunda hatırlarsınız. Şöyle çok basit bir şekilde anlatalım. Gene bir eritrositimiz var ve eritrositin üzerimizde bir antijenimiz var. Ve buna ne geldi? Bir tane immünoglobulin geldi. Ve bu immünoglobulin geldiği andan itibaren biliyorsunuz kompleman sistemini aktive edecekti. Aktive ederken böyle yuvarlaklar çizmiştik. C1 arkasından C4 hatta 1423 burada da 3 olacak. 3B A'ları gidiyordu. Ondan sonra bu 3B düşüyordu. Bu tarafa yapışıyordu 3B, 3B ve 3B buraya yapıştığı andan itibaren ne yapıyordu? Bizim bunu ham yapacak olan arkadaşı aktive ediyordu. Bu birinci yol. İkinci tarafta ise membran atak kompleksi vardı. Genel eritrositimiz vardı. Genel eritrositin üzerimizde antijenimiz vardı. Ve bu antijene gene bir immünoglobulin bağlanıyordu. Ve ondan sonra gene 1, 4, 2, 3 bunların hepsi sırayla yapışıyorlardı. Ve ondan sonra ne oluyordu? 5, 6, 7, 8 değil mi? Bunlar geliyordu. Tabii 9 da vardı ve bunlar ne oluyordu? Bunlar burada membran atak kompleksi olarak bir delik açıyorlardı. Membran atak kompleksi olarak bir delik açıyorlardı ve ozmotik şokla bu hücreyi parçalıyorlardı. Bu da öbür yani bu konunun içerisindeki opsonizasyonla ilgili olarak kısa aktardığımız bilgi detaylarını kompleman organizasyonunda bulabilirsiniz.
A grubuna bakarsak A grubunda ne vardı hatırlıyorsunuz? Bir fagocitoz vardı. Fagocitoz arkadaşı yiyordu. Eritrositin üzerine bir tane immunoglobulin yapışıyordu. Ve bu da makrofajı, dalak makrofajını ile ortadan kaldırıyordu. Veya başka bir şey yapıyordu. O da nedir? Opsonizasyon yapıyordu. Bunu söylemiştik. Bunu immunoglobulinle yapabiliyordu. Veya komplemanla yapabiliyordu. Değil mi? Veya direct killing dediğimiz hadise gerçekleşiyordu. Direkt öldürüyordu. Direkt öldürme. Buna kontakt öldürme diyorduk. Antibody dependent cell mediated sitotoksiste. Şimdi geldik ikinci gruba. İkinci grupta da diyelim ki glomerüler bazal membranımız var. Glomerüler bazal membranımızda kolajenimiz var. Intrinsic. Ve bu kolajenin de non-kolajen olan bölümü var. Ve bu non-kolajen bölümü bir antijen olarak çalışıyor. Ve antijen olarak çalıştığı zaman bu arkadaş bir immunoglobulin geldiği andan itibaren de ne yapıyor? Hemen komplement sistemini aktive ediyor. Komplement sistemini aktive ediyor. C1 ile başlıyoruz. Değil mi? Aradan 4'e geçiyoruz. Ondan sonra nasıl oluyordu? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ve bu ne oluyordu? Membran atak kompleks yapıyordu ve hücreyi ozmotik şokla öldürüyordu. Fakat bu esnada buradan ayrılan bir ağlar vardı biliyorsunuz. Mesela C4A vardı, efendim C3A vardı, C5A vardı. İşte bu ayrılan ağlar King Complement. Bu arkadaşların özelliği kemotaktik. Çağıracaklar. Kimleri çağıracaklar? Nötrofili çağıracaklar. Ve bu nötrofil de ne yapacak? Buraya hasar verecek. Ne oldu? İnflamasyon oldu. Değil mi? İlk A grubumuzda ne vardı? İnflamasyon yoktu. Fakat B'de inflamasyon vardı. İşte inflamasyon. Söylemiştik kolajenin non-kolajenes parçasına, non-kolajen parçasına olan bir antijeniteden bahsetmiştik. İşte bunun klinik olarak da açıklaması GPS. GPS ne? Good Posture Syndrome. Neymiş o da? Tip 2 hipersensitivite B grubunda. Komplemanlarla söz konusu olan ve bir inflamasyon söz konusu olan tip 2 hipersensitivitenin alt grubu. Şimdi GPS'i söyledik. GPS akılda kalıcı bir şey. Fakat biliyor musunuz? Bu grubun içerisinde asıl bizim en çok tanıdığımız arkadaş var. Akut romatizmal ateş, akut romatik fever. O da tip 2 hipersensitivite ve kompleman FC reseptör mediated. Niye FC reseptör mediated? Bu FC porşunu kompleman sistemini aktive ediyor ve inflamasyon oluyor çünkü nötrofiller geliyor. Good Pasteur sendromu ve akut romatizmal ateş. Şimdi geldik C'ye. Efendim üçüncü gruba başlamadan evvel bir düzeltme yapmamız lazım. Ben buraya inflamasyon yazmışım. Bu inflamasyon değil. Ne vardı? Hücre disfonksiyonu vardı. Onu yazalım. Disfonksiyon. Zaten bu disfonksiyonu yazınca kötü yazdım ama bunun ana örneği hangi hastalık? Graves hastalığı. Tiroid. Troy. No inflammation, no cell destruction, no cell depletion. Here, autoantibodies bind with the TSH receptor and superstimulate TSH receptor. Right? So, under such stimulation, all these cells will produce massive amount of T3 and T4. And patient will develop hyperthyroidism. This is pathology in Graves' disease. So Graves' disease is a classical example of type 2 hypersensitivity reaction, category C.
in which there is no cellular depletion, there is no cellular destruction, right? No cellular phagocytosis, no cellular depletion or destruction, no inflammation, simply TSH binding antibodies, TSH receptor binding antibodies overstimulate the TSH receptors, and that leads to increased follicular cell function, right? Another example of a similar example is that let's suppose this is your spinal cord. Here is alpha motor neuron. Which neurons is this? This is alpha motor neuron. And what is happening there? That this alpha motor neuron, this is a muscle here. Right? This releases which chemical substance? Alpha motor neuron releases acetylcholine. It releases acetylcholine. Let's suppose this is acetylcholine. Normally what happens, acetylcholine come and bind with cholinergic receptors. And when acetylcholine bind with the cholinergic receptors, these receptors are open and cations will move in and stimulate the muscle, neuromuscular junction. So this is neuromuscular transmission, that acetylcholine from the nerve ending crosses the synaptic cleft, bind with the cholinergic nicotinic receptor, open the channel, this receptor to the ion channel, which is regulated by acetylcholine. And when this channel will open, cations will go in, especially sodium influx will occur, and that will produce local potential, which may go to the action potential, right? Now, and muscle will contract. Now listen, sometimes what happens, this is the receptor, and these are the points where acetylcholine bind. Now, what really happens, sometimes unfortunately, immune system make antibodies. Immune system make autoantibodies. These autoantibodies bind and cover this area. When these autoantibodies will bind here, listen now carefully, they will not destroy, they will not lead to phagocytosis, they will not lead to inflammation. They will simply sit and bind there. That's it. Bind and sit there. Now, do you think acetylcholine can bind there? No. And now acetylcholine cannot bind there. So can acetylcholine cannot bind there? Can channel open? No. Can cations go in? So can neuromuscular transmission be effective? Can muscle be stimulated? So it becomes very difficult to move the muscles, and patient develop extreme fatigability. This condition is called myasthenia gravis. This condition is called myasthenia gravis. And myasthenia gravis is another classical example of type 2 hypersensitivity reaction. You know, in this case, again, antigen is intrinsic and fixed. Antibodies react with that. Graves' disease also, antigen is intrinsic and fixed, and antibodies react. Here, antibodies are stimulating. Here, antibodies are blockers. But both are type 2 hypersensitivity reaction, in which there's no destruction or depletion or inflammation, simply cell dysfunction. Simply cell or tissue dysfunction. Is that right? Another example of this is insulin resistant diabetes mellitus. Another example of this is insulin resistant diabetes mellitus. In this case, autoantibodies will bind with what? Autoantibodies will bind with the insulin-producing cells. Insulin receptors. Autoantibodies will bind with the insulin receptors. If autoantibodies bind with the insulin receptors, can insulin work on the receptors? No. And that will produce insulin-resistant diabetes mellitus. You will give the insulin to the patient, but there will not be a good response. Is that right? After that, we come to some tests. And the tests which are done for type 2 hypersensitivity reaction, to detect the type 2 hypersensitivity reaction, the classical test which is done is Coombs test.
Şimdi efendim en son olarak bir başka olay daha görelim. Bu da ilginç bir olay. Bu epidermis hücrelerimiz. Epidermis hücrelerimiz. Ve bunun ucunda dezmozom proteinleri var. Dezmozom proteinleri var ve bu proteinler katlarımızı, cildimizdeki katlarımızı tutuyorlar. Eğer herhangi bir şekilde bir eminglobinin sentezlenirse bu hücrede disfonksiyona sebep oluyor ve bunun sonucunda veziküller ve blisterler meydana geliyor ve burada da pemphigus vulgaris diye kötü bir hastalık yapıyor. Demek ki neymiş efendim? Sonuçta özellikle eğlenceli olan hadise tipik hipersensitivitede C grubu, antikor mediated hücre disfonksiyonu, Graves'i gördük, tiroidle ilgili olarak miyasteniya gravis'i gördük, insülin rezistansını gördük ve en son olarak da pemphigus'u görerek böylelikle tipik hipersensitiviteyi burada kapatıyoruz. Efendim görüşmek üzere, hoşça kalın ve de başarılar.